Merhabalar sevgili Çok Yaşa izleyicileri. Böyle güzel, sağlıklı, sert bir yeşil elmayı rahatlıkla ısırabilmeyi istiyorsanız şimdi bizden ayrılmayın. Çünkü diş hekimi konuğumuz Doktor Pertev Kökdemir ile diş eksikliklerinin tedavisi implantı konuşuyoruz. Merhabalar hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bizler de Caddebostan'da kliniğinizdeyiz şu anda. Çok güzel bir klinik, öncelikle onu söylemek isterim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sonrasında da sizden implant tedavisinin detaylarını öğrenmek istiyoruz. İmplant tedavisi almak isteyen bir hasta öncelikle nelere dikkat etmeli? İmplant tedavisi hastalarımız için yaşamı çok kolaylaştırıcı bir tedavi. Çünkü implantlar diş kökünün yerini tutuyor ve artık günümüz teknolojisinde çok kolay uygulanabilen bir tedavi. Tek bir implant için hastamızın kliniğe girmesiyle çıkması arasında geçen süre 15-20 dakikayı geçmiyor. Eğer kemik ilavesi vesaire bu tip şeyler yapmak gerekiyorsa, yani hastamızın ağzında yeterli kemik yoksa süre biraz uzayabiliyor ama hastamız kesinlikle bu işlem sırasında ağrısızı hissetmiyor. Çünkü hastalarımız en çok bize bunu soruyorlar. Canım acıyacak mı? Ağrı hissedecek miyim? Sonrasında yüzüm şişecek mi? Eğer tek bir implant uygulanıyorsa buradan bir örnek vereyim. Bu çünkü en basit tedavidir implant tedavisi. Yani tek bir implant tedavisi. Eğer tek bir implant uygulanacaksa tabii kişiden kişiye değişiklik gösterir ama hastamız kesinlikle ağrısızı hissetmeyecek operasyon sırasında veya işlem sonrasında. Yüzünde de herhangi bir şişme vesaire olmuyor. Tabii ki bakım çok önemli. Bizim söylediğimiz şekilde 2 gün boyunca kurallara uyarsa hastamız işte soğuk kompresi, soğuk uygulama, buz uygulama, ilaçların doğru kullanımı bunlara uyarsa kesinlikle işlem sonrasında da yüzünde bir şişme, ağrı vesaire bu tip şeyleri de hissetmeyecek. Bu tip komplikasyonlarla karşılaşmıyor çok büyük ihtimalle. Daha zor kısmına geçelim. Eğer çok sayıda implant uygulanıyorsa, 8 tane, 10 tane, 6 tane implant uygulanıyorsa yine hastamız, biz ona göre uygun antibiyotik ve ağrı kesici veriyoruz hastamıza. İşlem sırasında ve sonrasında kesinlikle ağrısızı hissetmiyor. Yüzünde belki çok az miktarda şişlik olabilir ama zor bir 20 yaş çekiminde bundan çok daha fazla yüzde şişlik olabiliyor. Çok az miktarda şişlik olabilir. Bunun da iyileşme, geçme süresi 5-6-7 gün sürebiliyor kişiden kişiye değişecek şekilde. Nelere dikkat etmeli peki hastalarımız implant tedavisi yaptırırken? Öncelikle implantta planlama çok önemli. Özellikle çok sayıda implant yapılacaksa, örneğin 3'ten fazla, 4'ten fazla geniş boşluklara biz eğer implant yapıyorsak, tedavinin planlaması çok önemli. Tabi burada da hekimin tecrübesi ve bilgisi önem kazanıyor. Doğru noktalara ileride yapılacak, yani implant yapıldıktan 3 ay veya 6 ay sonra yapılacak porselen dişler veya hareketli protezler de düşünülerek doğru bir planlama yapılırsa hastamız implant sonrasında dişler yapıldığında çok rahat bir şekilde yemeklerini yiyebilir, sorunsuz ve estetik dişlere sahip olabilir. Dolayısıyla birincisi planlamanın çok iyi yapılması. Bu da tabii ki hekimin tecrübesiyle, hastanın hekime güvenmesiyle olabilecek bir şey. O yüzden mutlaka hastalarımız tedavileri planlandıktan sonra hekimleriyle de tabii fikir alışverişinde bulunup kafalarına yatan kliniğe gitmeliler. Güvendikleri doktor. Emanet edecekler. Evet. Planlamayı birlikte yapacaksınız. Aynen öyle. Biz tabii ki şöyle bir şey oluyor tabii hastalarımıza. Hastalarımız bazen kendi planlamasını yapmış olarak bize geliyor. Benim şu dişlerim... Dinleyicilerimiz çok bilinçli evet. Şu dişlerim çekilecek, şunların yerine implant yapılacak gibi. Tabii ki biz eğer hastamızın söylediği veya başka hekimlerden duyduğu fikir doğruysa tabii ki bu planlamayı uygulayabiliyoruz. Veya bunun biraz değiştirmek gerekiyorsa bunu hastamıza mantıklı sebepleriyle açıklıyoruz. Neden oraya implant yapılamaz veya neden implant oraya yapılmalı, o bölgeye yapılmalı. Bunları net bir şekilde hastamıza mantıklı sebepleriyle açıklıyoruz. Hastamızın da tabii ki bu aklına yatıyor ve planladığımız tedaviyi uygulamaya başlayabiliyoruz. İkinci şey tabii ki şimdi artık herkesin dilinde implantın kaliteli olması, sahte implant olmaması, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu nereden anlayın? Şimdi tabii ki bu çıplak gözle bakarak anlaşılacak bir şey değil. Birincisi hekimimize güvendik. Hekimimiz iyi bir hekim olduğunu düşünüyorsak zaten bize doğru iyi bir implant kullanacaktır. Ama
Bunun yanında destekleyici şeyler var. Mesela nedir? İmplantın mutlaka bir sertifikası olmalı. Hastalarımız mesela bize soruyorlar, bu implant Alman malı mı veya İsviçre malı mı? Eğer bir implant İsviçre malı olabilir ama sadece firması İsviçre'de olabilir. Üretim yeri Güney bir yani, Afrika evet. ülkesindedir veya İsviçre'de değildir. Uzak Doğu'dadır, Kore yapımıdır, evet. Çin yapımıdır, böyle olabilir. Eğer hastamız gerçekten örneğin Alman yapımı implant istiyorsa hem firması Alman firması, hem üretim yeri Almanya, hem de tabii yine çok önemli bir nokta firmanın uzun yıllardır bu işi yapıyor olması, kendi teknolojisini üretiyor olması çok önemli. İmplant tedavisine başlamadan önce sizden bu bilgileri alabilirler. Bunları kesinlikle alabilir. Zaten hastalarımız implantları da yapıldıktan sonra implant sertifikaları var. Her implantın tek tek. Hem implantın boyu çapı yazıyor, hem de üzerlerindeki barkodlarla nerede üretildiği, fabrikasının nerede olduğu, hangi yıl içinde üretildiği, bunların hepsi hastamızın eline verilmiş oluyor tedavi yapıldıktan sonra. Çok güzel. Peki herkese implant uygulanabilir mi? Örneğin kalp rahatsızlıkları olanlar, tansiyon ve şeker hastalığı olan kişiler implant tedavisinden yararlanabilir mi? Şöyle, evet yararlanabilir ama tabii ki bunu mutlaka bizimle yani doktoruyla paylaşması lazım. Çünkü bizim bazı bu hastalıklar bazı değerler içindeyken veya kontrol altındayken uygulamamız gerekiyor implantı. Örneğin şeker hastalığı var. Eğer hastamızın şekeri çok yüksekse bizim o dönem içinde hastamıza implant uygulamamız implantın kemikle tam kaynayamamasına sebep olabilir. Ama şekeri hastamızın kontrol altındaysa, ilaçlarını kullanıyorsa, diyetine dikkat ediyorsa ve kandaki şeker değeri doğru sınırlar içindeyse hastamıza biz rahatlıkla implant uygulayabiliriz. Bu implant tam normal sağlıklı bir insandaki gibi hatta belki de daha da hızlı kemiğe kaynar ve ondan sonra da biz üstüne hastamızın diş yaparız. Ondan sonra da kendi dişi gibi implantını kullanabilir. Yani son derece rahat, problemsiz bir şekilde bu tedaviye kavuşmuş olur. Hatta şeker hastalarında zaten mutlaka şeker hastaları sık sık diş hekimine kontrolüne gitmeliler. Çünkü ağızda herhangi bir problem varsa, çekilmesi gereken bir diş ağızda duruyorsa, iltihaplı bir diş varsa bunlar hastamızın şekerini kolay kolay düşürememesine de sebep olur. Ama ağzı tamamen sağlıklıysa şeker hastasının hem implantlarını yaptırmış olur. Hem sağlıklı bir sürekli kontrole gidiyor olur, sağlıklı bir ağza sahip olur. Hem de şekerini doğru sınırlar içinde tutması çok daha kolay olur. Bize birçok bu konudaki doktordan hasta geliyor. Hani şekeri hastamızın düşmüyor bir türlü. Bir ağız içi muayenesini yapar mısınız? Ağızda bir problem var mı? Biz ağızdaki problemleri giderdikten sonra işte örneğin çekilmesi gereken bir dişi var. Bunu çekiyoruz, yerine implantını yapıyoruz vesaire. Problemlerini giderdikten sonra hastamızın şekerini düşürmesi, şekerini kontrol altına alması çok daha kolay oluyor. Çok güzel, ilginç bir konuya değindiniz gerçekten. Evet, diş hekimi Dr. Fartev Kökdemir ile implant tedavilerini konuşuyoruz. Benim aklıma gelmeyen, sizin merak ettiğiniz sorular varsa lütfen siz de ekranın altında görmüş olduğunuz iletişim numaralarından bize ulaşın. Şimdi sonraki sorum yurt dışından gelecek olan izleyicilerim adına. İmplant tedavisi için ne kadar bir zaman ayırmalılar? Siz ne gibi hizmetler sunuyorsunuz onlara? Şimdi implant tedavisi iki aşamalı bir tedavi. İlk aşama implantların yapılması aşaması. İkinci aşamada implantların üstüne dişlerin yapılması aşaması. İlk aşamada hastalarımız sadece bir günlüğüne gelmeleri yeterli oluyor. Eğer geçici bir diş yapılması gerekmiyorsa. Örneğin arka bölgelerde hastamızın diş eksikliği var. Gözükmeyen bir bölge. Bu bölgeye implant yapılması gerekiyor. O zaman hastamız sadece bir günlüğüne bile gelebilir. Hatta geçenlerde bir hastamız bizi telefonla aradı. Perşembe günüydü. Dedi ki ben cuma günü bir toplantı için İstanbul'a geliyorum. Dişlerimin de muayenesinin yapılmasını istiyorum dedi. Biz hastamızdan hemen röntgenini istedik. Yani elinizde röntgeniniz var mı diye sorduk. Var dedi. Bize WhatsApp üzerinden röntgenini gönderdi. Biz hastamıza baktık. Planlamasını yaptık. Kendisine geri gönderdik. Aynı gün için hemen Perşembe günü. Hastamız muayene olmuş gibi hani neler yapılabileceğini görmüş oldu. Neler yapılacağını, fiyatın ne kadar tutacağını. Cuma günü geldi, toplantısına girdi. Toplantı buradaki iş görüşmesini yaptı. Cumartesi günü kliniğimize geldi. Biz tekrar ağız içi muayenesini yaptık. Gerçekten de röntgen üzerinden planladığımız gibiydi ağız içindeki muayene sonucu da. Ve hastamıza hemen cumartesi günü implantlarını yaptık.
pazar günü ülkesine geri uçtu, Almanya'ya geri uçtu ve hem iş toplantısını yapmış oldu 2 gün içinde hem implantlarını yaptırmış oldu ve şimdi iyileşme sürecinde hastamız bekliyor. 3 ay sonra gelecek, dişlerini yapacağız. Ama dişlerini yaptırmaya geldiğinde hastalarımızdan biz 6 gün en az burada olmalarını istiyoruz. Bu 7 günde olabilir, 8 günde olabilir. Ama kendileri içindir artık 6-7 günden sonra. Hani ben biraz da denemek istiyorum vesaire derse. Biz ortalama 5 ila 7 gün arasında tedavi, ikinci aşama tedavilerini de tamamlıyoruz. Eğer implant çok sayıda yapılacaksa, 5 tane implant, 6 tane implant ve hastamıza geçici diş yapmamız gerekiyorsa, o zaman da biz hastalarımızdan bir hafta kalmalarını istiyoruz. Yani 7 gün kalmalarını istiyoruz ilk aşamada. Yani hiç ağzında dişi olmayan bir hastamız, bir yıl içinde sadece 2 haftasını ayırarak, evet, bir haftası, evet örneğin bir haftası Ocak ayında, bir haftası Haziran ayında, 2 haftasını ayırarak tamamen sabit dişlere kavuşabiliyor. Yani damak protezi kullanan bir hastamız 2 haftada, sadece 2 haftasını ayırarak tamamen sabit, her şeyi ısırarak yiyebileceği, kopararak yiyebileceği, hapşurduğu zaman, öksürdüğü zaman ağzından dişler çıkacak mı korkusunun olmadığı, dişlerini fırçalayarak temizleyebildiği dişlerine kavuşabiliyor. Çok güzel bir haber verdiniz şu anda. Yani ağzında hiç dişi olmayan kişiler bile bir haftalık bir kış tatili, bir haftalık bir yaz tatili sapasağlam dişlere sahip olabilirler. Evet, aynen öyle. Şimdi siz orada çok rahat oturuyorsunuz ama arkanızda görmüş olduğumuz koltuktan bizler genel olarak korkuyoruz. Böyle bir fobimiz var. Bunu nasıl yenebiliriz? Aslında size bir itirafta bulunayım bu noktada. Bu koltuğa oturmaktan ben de korkuyordum. Şu anda o korkumu biraz yenmiş durumdayım, çekiniyor durumundayım diyebiliriz. Ama gerçekten bu koltuğa oturmak hastalarımız için, bazı hastalarımız için korkutucu olabiliyor. Bunun da sebebi hastalarımızın küçükken yaşadığı kötü bir tecrübe olabiliyor. Veya arkadaşlarından, ailelerinden duydukları kötü tecrübeler, canlarının acıması vesaire, bu tip şeyler olabiliyor. Ve bir korku gelişiyor tabii insanın içinde. Eskiden teknolojiler ve ilaçlar bu kadar gelişmiş değildi gerçekten. Sıfır ağrılı bir tecrübemiz yoktu. Herhalde ondan kalma. Tabii, oysa şimdi hastalarımızın iğneyi bile duymayacağı şekilde anestezikler var, özel iğnelerimiz var. Dolayısıyla hastalarımız uyuşturma kısmını bile duymuyorlar. Ondan sonra biz tedavimizi rahat yapabiliyoruz. Ama bazı hastalarımızda tabii bu korkuyu aşamıyorlar veya çok fazla oluyor bu korku. Örneğin bu koltukta otururken ağızlarına bir bizim muayene aynamız değdiği anda bulantı refleksi gelişebiliyor. Veya işte en ufak bir seste çok rahatsız olabiliyorlar. Böyle hastalarımız için de biz sedasyon uyguluyoruz. Sedasyon da yarı uyur vaziyetteyken hastalarımız, biz tüm işlemleri yapabiliyoruz. Yani hastamız geliyor, genel anestezi uzmanımız hastamızın uyuma işlemini sağlıyor ve hastamız uyurken biz 1-2 saat içinde tüm tedavisini bitiriyoruz. Örneğin 6 tane implant yapılacak veya işte çok üst dişlerine evet porselen yapılması gerekecek. 2 saat içinde bütün tedavisi bitmiş, ağzındaki bütün problemler çözülmüş olarak uyanıyor. Tabii sedasyonun bir avantajı da genel anesteziden farklı olarak. Genel anestezi biliyorsunuz hastamızın tamamen uyur vaziyette olması. Sedasyonda hastamız işlem bittiğinde uyanıyor ve normal yürüyerek hemen evine, bir süre dinlendikten sonra yürüyerek evine gidebiliyor. Ya da kalacağı otele gidebiliyor. Böyle de bir kolaylığı ve rahatlığı var. Ama tedaviyle ilgili, seslerle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor. Çok rahat bir tedavi geçirmiş oluyor. Bu şekilde korkusunu yenen hastalarımız var. Çok korkuyordu bir hastamız. Kliniğimize geldi. Biz sedasyonla işlemlerini yaptık klinikte. İmplantlarını yaptık. 6 ila 8 tane arası implant yapılması gerekiyordu. İkinci aşamaya geldiğinde hastamız, ben sedasyon istemiyorum, korkacak hiçbir şey yokmuş, çok rahat geçti. Evet. Oysa biz uyuyarak yapmıştık ama gerçekten uyanık olduğunda da korkacağı bir şey yok. Onu görmüş oldu. Ne iğneyi duydu, ne yaptığımız işlemleri duydu. Harika. Hatta biz işlemleri yaparken ara ara uykuya dalıyordu koltukta. Evet, bayağı o şekilde. Rahatladı. Çok rahatlamış durumda. Hani korkan bir hastamız, benim kesinlikle uyuyarak, uyutarak yapın evet diyen bir hastamız. 6 ay sonra ikinci aşamaya geldiğinde son derece rahatlamış olarak, bu korkusunu yenmiş olarak geldi ve tedavisini de yaptırmış oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, diş hekimi Doktor Pertev Kökdemir bizlerleydi. İmplant tedavisini ve diş estetiğini konuştuk. Bizden ayrılmayın.